Evet. Şimdi modification'a geldik. Yani modification ekrandaki yüzeylerimi düzenlemeye arayan komutlar. Nasıl düzenleyeceğiz? Nasıl modifiye edeceğiz? Hep beraber. Şimdi modification komutlarında olan diğer komutlara bir giriş yapalım. Bunun için ekranıma kreasyon menüsünün altından bir tane çağırıyorum. Gördüğünüz gibi küpü çağırdım ve space'e basarak buraya geliyorum. Ancak lakin dikkat ederseniz herhangi birine buradan ya şuna ya açık primitiflerden, iki boyutlu primitiflerden veya üç boyutlu primitiflerden birine tıklayıp model ekranı çağırdığım anda zaten otomatik olarak kendisi modification menüsüne girmiş bulunmakta. Kısa oldu space'tir çıkmak için. Şu an seçili durumda. Modification komutundan çıktım. Boşa tıkladım. Tıkladığımda benden istiyor şu an. Hangi yüzeyi seçmemi istiyor? Hangi yüzeyi düzenleyeceksin diye bana soruyor. Tıkladım. Buradan translation'la. Translation demeden önce alt tarafta select all types var. Bu select face var, select edge var, select vertex var. Bu ne? Yüzeyimizde bulunan kenarları, yüzeyleri ve subdivision surface'imizde bulunan yüzeyleri, kenarları, efendim, noktaları seçmemize yarayan konulardır. Şöyle ki select vertex dedim. Select vertex dediğim anda artık kenar ve yüzeyi seçemiyorum. Sadece vertex seçebiliyorum ve burada gördüğünüz gibi yanan köşeler var. Bunları da birazdan anlatacağım ne olduğunu. Kenarlardan modifiye edilmiş durumda. Select face dersem sadece yüzeyleri seçebiliyorum. Kenarları artık veya noktaları seçemiyorum. Select Edge dersem Edge'leri yani kenarları seçebiliyorum. Select Vertex dersem köşeleri seçebiliyorum. All Element Selection dersem mesela şöyle düşünelim. Burada bir tanesini seçim bu arada Shift yapıyorsunuz. Trap Selection Shift bir tanesini seçip yerine eklemek için de kontrole basılıp yapıyorum bu işlemi. Şunu göstereceğim. Tıkladım buradan herhangi bir tanesine tıkladım ve şu an sadece bir tanesi seçmiş durumdayım. O seçtiğim şu köşe. Eğer buradan Vertex aktifken All Element Selection dersen ekrandaki düzenlemiş durumda olduğum Subdivision Surface'deki tüm kenarları seçer. All Element Selection yaparsam All Element Selection dedim tüm kenarları seçti gördüğünüz gibi. Şimdi Select Face diyelim. Bir tanesini seçtim buradan. Kırmızı yandı. Ön taraftaki. All Element Selection dersem hepsini seçer. Select All Types dersem hepsinden All Element Selection dersem kenarları, yüzeyleri hepsini bana seçmiş durumda. All Element Selection dediğiniz gibi hepsini seçiyor. Peki şimdi devam edelim. Space'e bastım. Yüzeyini seçtim ve Front'tan bakalım. Kenarı özür diliyorum. Vertex köşeleri seçiyorum. Ve Shift'e basılı tutarak şu bölgeyi seçiyorum. Translation'la bunu ileri götürüyorum. Shift'e basılı tuttum. Aşağı indirdim. Shift'e basılı tuttum. Sola çektim. Shift'e basılı tuttum. Aşağı indirdim. Sola çektim. Gibi işlemler yapmam mümkün. Translation komutuyla. Translation alan lokal normal ise bu şekilde dik olarak ikisinin kesiştiği yerden kenarın kesiştiği yerden 45 derece ileri götürüyor. Örneğin bir kenar seçsek ne yapacak gördüğünüz gibi aynı şey. Ölçek vererek götürüyor. Devam edelim. Tıkladım. Ctrl Shift R ya da sağ tık Rotation
Döndürme aracı. Döndürme aracını kullanmadan önce şuralara bir face cutting ile kenarlara bir ayıralım. Önden bakalım. Shift'e bastım. Kenarlarımı seçtim. Shift'le seçiyorum. Reset kompas diyorum. Onu da göstereceğim birazdan ne olduğunu. Rotation diyerek bu kısmı bize bakan x eksen etrafında döndürüyorum. Bu döndürme işlemine yarıyor. Gördüğünüz gibi sadece noktaları değil, tabii ki kenarları da yüzeyde döndürmeniz mümkün. Yüzeyi seçtim. Tıkladım. Reset kompas dedim. Rotation. Yüzeyi döndürüyorum. Evet. Affinity var. Affinity birçok 3 boyutlu tasarım programlarımız scale olarak bilinir. Affinity ölçek vermeye yarayan bir komuttur. Nasıl? Şöyle reset kompas dedim. Buradan seçtim şu iki noktayı. Arkadakileri de seçti. Eğer sadece bu ikisini seçmek istiyorsam kontrolü seçiyorum. Geldim, tıkladım, kontrolü seçtim, sakladım. Affinity dedim ve buraya ölçek verdim. Veya çiftle burayı seçtim, buraya ölçek verdim. Burayı seçtim, buraya ölçek verdim. Efendim, şurayı seçtim. Şuraya bir ölçek verdim. Bunun gibi ölçek işlemlerini bununla yapmamız mümkün. Devam edelim. Alignment var. Alignment ise mesela translation'la şuraya götürelim. Bunu biraz yukarı çıkartalım. Bunu şöyle uçuralım. Şunu şu tarafa çekelim gibi. Geometrisi kaymış. Subdivision surface'leri noktaları kenarları yüzeyde kalmış. Subdivision surface'leri aynı hizaya getirmeye yarayan güzeldir. Komuttur. Space'e bastım. Yüzeyimi seçtim. Sağ tıkladım. Alignment dedim ve Shift'e basılı tutarak bu üst taraftaki noktaları seçtim. Ve burada bir koordinat sistemi çıktı bana. Burada da en mantıklı olarak hangisi gözü, tabii üstten hizalama gözü, tıkladığımda üst tarafı hizaladı, sarkladığımda veya buradan tıkladığımda herhangi bir işlem yapmıyor. Kaldıracak olursak alignment dersek buradan ikisini seçip bu şekilde hizalama yapar. Alignment'ın içinde bazı komutlar var. Ona da bir sonraki videoda bakalım. Gördüğünüz gibi burada bazı komutlar çalındı. Onları da bir sonraki videoda bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.